Şevval, yapmayın aga, yapmayın. Ayıptır bu oğlum ya. Oğlum insan hayatında kaç kere aşık olur ya? Lan kıza da yazık ediyorsun, kendine de yazık ediyorsun ya. Oğlum sana ne lan? Ya belki benim canım Kore'ye gidip orada bir maceraya atılmak istiyor. Sana ne? Aa, çok komik. Ata ağzı seni. Oğlum burada sana bak arkadaşın olarak adam gibi ince ayar vermeye çalışıyorum. Hala bir tarafların ayrı ayrı oynuyor senin bak. Oğlum 3 gün sonra gelirsin ağlarsın, benim omzumda teselli ararsın, bulamazsın kardeşim. Sen rahat ol kardeş. Beşiktaş bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alırsa ben her türlü teselli bulurum, rahat ol. Kaşınma aga. Kaşınma. Kaşınma bak. Aha, buraya yazıyorum. İkiniz de pişman olursunuz. Çözüm kolay. Konuşursun, olur biter babacığım. Sonrası ne olacak? Sonrasını düşün. Ah, burada kapı kapıya böyle komşusunuz. Evde sen atlı üstlü. Sonrası sıkıntı babacığım, sıkıntı. Ah, bu kardeşine bak. Şu halime bak. Sızısı hala buramda, yemin ediyorum ya. Ulan her şeyi geçtim, burada milletin içinde birbirinize hakaret ediyorsunuz lan. Ayıptır, günahtır be kardeşim. Oğlum bunlar insanı sonradan mahcup eden şeyler. Sen var akıllı ol Şevo ya, akıllı adamsın ya. Olmuyorum ya. Yeter abi. Bu saatten sonra sanatçı kaprisi mi çekeceğim ben ya? Şor 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 şor. Bozuk musluk gibi şorlayıp duruyor hatun ya. Sen bilirsin kardeşim. Oğlum dur bir boğazımıza dil. Vay Seval. Geçmiş olsun ya. Hastane bir iyi gelmiş. Doktorlar bayağı ilgilendi galiba. Sağ ol Selami ya. Vallahi Şevkat tembihlemiş galiba. Hastanede bir ilgi, bir alaka, bir özen. İnsan seviniyor vallahi. E tabi, e tabi. Sevindirik herkesin hakkı. Sen, hayırdır bu? Ha bu hastanedeyken bir apar topar çıkmamız icap etti. Sen eğer onun için şey yapıyorsan. Ha yok yok Şevkat ya. Ben olanları duydum da o yüzden geldim. Çok üzüldüm vallahi. Yani birbirinize çok yakışıyordunuz Esin'le. Yani istersen bir şey yapabilirim elimden gelirse. Yani gidip Esin'le de konuşabilirim. Yok. Hiç gerek yok. Böyle olması gerekiyormuş diyoruz. Yani her şey olacağına var değil mi? Kader, kısmet. Zaten benim de burama kadar gelmişti. Bitti gitti. Ay hay Allah ya yine de. Ama senin canın biraz sıkkın gibi duruyor. Yani işte çok böyle mahalleli de bu mevzu yüzünden üstüme gelince biraz tabii şey oldum. Yani valla ben de epey bunaldım bu hastane işleri falan. İstersen biraz uzaklaşalım ha? Bunaldır tabii, bunaldır. Hastane bu hastalık mastalık mevzuları çok bunaldır, hatta sinirini bozan insanı, çok haklısın. Ne o zaman? O zaman atış serbest diyelim. Getirsen defteri aç listeye önüme. Seçek seçek hepsini yapak bundan sonra. Ne yapalım, battı balık yen gider değil mi? Şahane. Ben gideyim o zaman. Bakalım git. Sen yeter ki böyle kaşınmaya devam et. Manevi komaya kadar yolun var senin. Alçak kadın. Vallahi Esin'in hali hal değil. Hiç barışacak gibi de durmuyorlar. Ben de bugün Şevkat'in ağzını yokladım. O da hiç geri adım atacak gibi değil vallahi. Hatta dışarı çıkalım dedim. Teklifimi bile kabul etti. Esin de kafa dağıtmak için kızlarla karaoke bara gidecekmiş. Ne güzel fikirmiş o ya. Ben de Şevkat'le nereye gitsek diye düşünüyordum. Çok iyi fikirmiş. Kolay gelsin Şevkat. Kolaysa başına gelsin. Yardım edeyim mi? Dur, ne yapıyorsun sen ya? Kızım sen hasta değil misin? He? Doktor sana kendini yormayacaksın demedim. Evet ya, doğru söylüyorsun. Evet, ne oldu, niye geldin? Ya ben bir şey söyleyecektim aslında sana. Ya şey, beraber karaoke bara gidelim diyecektim de hep hayır demenden korktum. Ama işte tüm bu olanlardan sonra gözüm açık gitmek istemedim. Yalan. Efendim? Yalan dünya diyorum ya. Ne kadar da yalan. Yani işte gencecik kızın başına gelene bak. Hiç ya, yazık, günah. Kadere bak. Evet ya, yani kader işte. Sen öyle beraber çıkarız deyince ben de hemen gelip koşup sana sorayım dedim. Tamam. Gidelim. Ya ben zaten karar verdim. Bundan sonra sen ne istersen yapacağım. Gerçekten. Vallahi billahi.
Ay Şevkat ya. O zaman ben neresi olduğunu sonra gelip sana söylerim. Olur, olur. Sen sonra söylersin. İstiyorsan söyleme. Ben hayal edeyim, tahmin edeyim. Mesela akıl yürüteyim. O şekilde de olabilir. Tamam. O zaman ben gideyim. Tamam, oldu. Hadi görüşürüz. Ben... Esin. Gel sevgilim. Seni sevgilim diyen ağzını yerim kız be. Sen ne kadar güzel olmuşsun böyle ya. Yani hiç öyle sevgilisinden ayrılmış da üzgün bir kız gibi değilsin. Gayet şıkır şıkır olmuşsun ya. Sen de aşkından ölüp bittiğin kız tarafından terk edilmiş gibi gözükmüyorsun hiç. Kim demiş ya aşkından ölüp bittiğim? Yalan mı? Doğru. Allah var doğru. Bütün mahalle inanmış biliyor musun gerçekten ayrıldığınızı? Ya sorma. Hele Seval acayip kaptırmış. Bugün dükkana gelmiş terbiyesiz. Seninle benim aramızı yapmaya çalışıyor. Bakar mısın hala üç kağıt peşinde ya. Sinsi ya. Sinsi bu kız. Aman bak sakın açık verme. Ne istiyorsa yap. Tamam mı? Ama öyle o, yalandan da olsa el ele tutuşmak, yakınlaşmak falan yok. Ha vallahi kusura bakma. Ben yani rolüm gereği hani doğal ve gerçekçi görünmesi açısından yer yer yakınlaşabilirim. Ha misal atıyorum. Şunlar olur. Şunlar olur. Şu olur. Ne vuruyorsun ya? Sebebi neydi ki? Ne biçim vurdun? Damar yolumu tıkadın ya. Biliyorsun sebebinin ne olduğunu. Bak gerçekten ciddiyim. Öyle yakınlaşmak falan yok. Tamam be tamam. Ama bu gece karaoke'ye gideceğiz. Geç ben oralarda çok duramam. Erkenden kalka gelirim merak etme. Bir dakika hangi karaoke var? Ha ne dediydi? Betonarme mi dedi? Betonez, beton... Detone, detone diyebilirim ha. Detone? Evet. Tabii ki. Duymuş bizim oraya gideceğimizi. Sırf bana nispet olsun diye, sırf kıskandırmak için seninle beraber gelecek işte bu akşam. Ama boşver, daha iyi. Dalga mı geçiyorsun? Neresi iyi bunun? Ya ben zaten bütün gece seni görmeden ne yapacağım diye düşünüyordum ya. Böylelikle seni görmüş olacağım. Hı? Ben öyle düşünmemiştim. Artık biraz böyle düşünmeye başlasak iyi olur yalnız. Değil mi? Biraz bu şekilde düşünelim artık ya. O zaman akşam çok eğleneceğiz. Eğleniriz tabii. Sen hazırsın herhalde. Hazırım işte. Tamam. Tamam ben gideyim kocuğumu neye giyeyim de o zaman. Ayakkabılar da yılan ha. Şevkat, Esinler de buradalarmış. Yani istersen gidebiliriz ha, böyle tadın falan kaçacaksa eğer. Yok canım, ne münasebet ya. Sonuçta burada gitmesi gereken biri varsa onlar. Gel, buyurun. Sinsi oturuyor orada. Sen hiç merak etme. Yakında çıkacak burası ortaya. Şevkat, hadi biz de sahneye çıkalım. Saçmalama kızım. Oturalım oturduğumuz yerde. Tamam geldik işte efendi gibi şurada döndü. Sahneye çıkıp bir şarkı markı. Reklam etme şimdi gerek yok. Ya Şevkat yapma ya. Böyle bir fırsat benim ne zaman bir daha elime geçer ki? Hadi
yaptım Sebat. Ya hadi. Saçma. Ya hadi. Hadi. Tamam. Hadi, 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 hadi. Hiç moralini bozma. Esin. Gel mutfaktayım. Kahve yapıyorum kendime, sana da yapayım mı? Ay yok, benim uykumu kaçırır şimdi gece gece ya. Melisa çayı yapayım. Teskin edici özelliği var. Ben zaten senin o güzel gözlerine bakınca teskin oluyorum yavrum. Siz ne güzel şarkı söylediniz öyle, iki aşık gibi. Hayda, ne alaka ya? Yani sesin güzelmiş demek istedim. Ha, çok. Horozlarla çekişiyoruz vallahi. Ötmek bizim işimiz. Yalnız kızın yanında da fazla horozlanma da tadımız gerçekten kaçmasın. Vallahi Esin, ben sanat için soyunacak biri değilim. Ha ama yer yer karakterimden taviz verebilirim. Öyle mi? Raskol'ün baltasını unuttuysan Suç ve Ceza'yı tekrar oku. Ne gerek var ki gülüm? Sen zaten o kitabın kendisi gibisin. Neyse, ben yatmadan önce seni bir göreyim diye gelmiştim. Gidiyor musun? Hemen mi? Gideyim. İyi geceler. İyi geceler. Sandal kiralayıp öyle mi balık tutsak ya? Ha yok, o da kesmez. Bu saatten sonra ancak Kutup Denizi'nde zıpkınla balina av. Allah, o kadar ömrüm olsa yapalım derdim ama malum. Ya değil mi? O kadar ömür yok ama, doğru. Yazık. Şuradan kova alak bari. Alalım. Şevkat. Gel sen beni dinle ya. Yani şirketteki işine geri dön. Bak bu fırsat her zaman ele geçmez ha. Evet. Ha.
Yine boş. Çıkmaz abi. Çıkmaz. Bu denizden balık malık çıkmaz. Baksana hele. Canını okudular denizin ya. Neyse dur bakayım ben bir tane daha sallayayım da. Şevkat. Ya yok artık Seval. Bunu da isteme benden. Ne yapacaksın? Ölmeden mezara mı koyacaksın beni? Ya aşk olsun Şevkat ya. Öyle deme. Kırılırım yani. Ya tamam. Tut bakayım. Bırak. Bari ben seçeyim bir tane ya. Belli ki sonlara doğru biraz zorlaşıyor bunlar. Başlardan seçimle. Şunu yapalım. Ha bak bu iyi. Bu iyi, bu tamam, bu olur. Uçurtma, uçururuz. Tamam. Tamam, uçurtma. İyi. İyi. Tamam, iyi. İyi, çok şükür. Son kez sallıyorum. Sonra da gidelim. Zaten buradan balık balık çıkacağı yok. Gözünü seveyim. E yani, evet. Ya tamam kızım ya. Taktın uçurtma da uçurtma ya. Bu havada ne uçurtma sallanı seversen uçurtma uçurup da yıldırımlara hedef mi olak ya? Laf. İyi tamam. Ya Şevkat, sen böyle ömrünün sonuna kadar yumurtacı olarak mı kalacaksın? Yani insanlar bir holdinge CEO olmak için ömürlerini veriyorlar. Beni o plaza milaza ortamlarında klima falan çarpıyor biliyor musun? Biraz rahatsız oluyorum yani. Enseme falan vuruyor o açıdan. Hmm. Özgür tavuk, özgür tavuk nereye kadar? Gittiği yere kadar be Seval. Vur. Ya tamam Seval hadi. Yeter bu kadar ya. Eğlendik güldük. Hadi gidelim artık. Tamam. Sen yendin zaten. 2-0 sen yenmiş ol. Hadi gidelim gözünü seveyim ha. Yetti. Ya sen bana kızdın mı? Ya bir laf vardır bilir misin? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır diye. Ya sen de vaadini doldurmuşsun. Mevzunun sonuna gelmişsin. Ve hala benim hiçbir zaman sahibi olmayacağım bir servetin muhabbetini yapıyorsun. Anlamadım ki ben seni. İyi tamam gidelim. Esin bak bu işin cılkı çıktı artık ha. Ya bütün gün Seval'le yok para, pul, kariyer, yok efendim şirkete geri dönmeliymişim, yok efendim ben parayı nasıl istemezmişim. Bunları duyuyorum ya. Vallahi ben çok sıkıldım artık bu Seval'den, bitsin bu iş. Tamam biliyorum çok bunaldın, çok sıkıldın ama az kaldı. Bak hızlandıralım o zaman. Hayır hızlandırmayalım. Direkt ben sonuca giderim. Ya oyun bozanlık yapma. Benim hatırım için. Ya senin hatırın için yapmayacağım şey yok biliyorum. Ama her şeyin de bir sınırı var değil mi? Tamam, haklısın. Ama son bir şey kaldı. Sen şimdi gideceksin, bu Seval'e evlenme teklif edeceksin. Çünkü o... Kızım ben daha sana evlenme teklif etmedim. Farkındayım. Onu sonra konuşacağız zaten. De, sen şimdi önce şu Seval'e evlenme teklif et bakalım. Ne diyecek yani? Hemen evet derse anlarız ki seni gerçekten seviyormuş. Ama böyle bir düşünür, mırın kırın ederse anlarız ki başka bir hesabı varmış. Ya bunu anlasak ne olur, anlamasak ne olur? Ne fark eder ki? Ya çok şey fark eder. Eğer bu kız sana aşıksa bunu hafifletici bir sebep sayıp belki affedebiliriz. Ama eğer hırsından yaptıysa beter etmek gerekir. Cezasını ağır keseriz. Mantıklı. Seval geliyor, Seval. Thank you.
O zaman kavga. Kavga? Ama bana bak. Ben şöyle bir kural koyuyorum şimdi. Evlendikten sonra 5 yıl boyunca kavga etmek yok ha. Yeter ya. Vallahi fena oldum ben artık seninle kavga etmekten. Bitsin. Çok kötüymüş. Isın ısın. Bunlar daha antrenman turları. Hadi. Yine doğaçlama takılıyoruz yine. Hadi bak. Yettin diyorum, yettin. Onu bile anlamıyorsun ha. Ya yeter artık ya. Geliyor yine arıza çıkartıyorsun. Çek git kızım, uzaklaş. Burnunun dibindeyim, burnunun dibinde. Galerim tam karşında, evimde tam tepende. Eğer rahatsız oluyorsan, uzak durmak istiyorsan taşınırsın, olur biter. Eğer bu mahalle kimse fazlaysa biri gidecek, sonra da sensin. Öyle mi? O zaman ben de sana bu ay kira yatıracağım. Zorla yatıracağım, zarfın içine koyacağım, kapının altına iteleyeceğim. Hadi bakalım. Kira falan verme bana, huzur ver, huzur. Ha, o biraz zor işte. Çünkü bu mahallede her şeyi bulursun ama huzuru bulamazsın. Bu tarihte de böyleydi, şimdi de böyle. Bak tabletlere, ama sen tabii cahil olduğun için okumamışsındır. Tablet mablet falan. Anlamışsındır umarım artık. Çek git, bu kadar basit yani. 2 kere 2 4. Bakıyorum da yine bu mahalle komple benim der gibi bir edayla arabayı buraya park etmişsin. Daha doğrusu buna park etmek değil de kaderine terk etmek desek daha doğru olacak. Sana ne ya? Nereye istersen park ederim ben arabamı. Tabii tabii. Burası zaten amik ovası ya. İsteyen istediği yere park etsin, yürüsün, gitsin. Kapı mapı açık bıraksın. O zaman istemiyorsan önüne park edilmesin, dükkanının önüne park etseydin sen arabanı. Gördüğün gibi dükkanımın önüne bizim koz bırakmış patlak tekerli motorunu. Nereye park edeyim sence? Ay neyse, işin gücün yok mu senin? Hadi. Var. Benim işim gücüm bu mahallenin düzenini sağlamak. Öyle mi? Belli zaten. Mahallede her türlü manyaklık var. Bir tek düzen yok. Onun da nedeni şimdi anlaşıldı. Çünkü o düzen sana emanetmiş. Ya hadi boş boş konuşup durma, şu arabayı çek. Çekmiyorum. Nereye gidiyorsun sen ya? Ufak işim var da onu halledip geleceğim. Çekmiyorum işte. Çekeceksin, ne demek çekmiyorum. Peki, peki. O zaman ben de binerim arabama. Bura, bura çıkarım artık. Ne yapayım? Yine bir belaya falan bulaşmıyorsun değil mi? Çekmiyorum. Yok kız, ufak bir tahsilat işi var da bir para alıp geleceğim, merak etme. Laf! Çek şunu! Aman! Tamam, seninle mi uğraşacağım be? Ne halin varsa gör, çekiyorum. He! Sinirlenince de çok güzel oluyor kız, zilli. Çekmiyormuş. Böyle çektirirler işte adama arabasını. Arabanı dükkanının önüne çekeceksin. Beni dinleyeceksin böyle. He, ben de sanki sen dedin diye bıraktım oraya. Ama bre çocuklar, ne oluyor canım? Ne oluyor ha? Hay bir derdiniz varsa söyleyin, çözelim. Harbiden be kardeşim ya. Sürekli vurgür, sürekli bir kavga dövüş. Hayır, derdiniz de bir uyanalım, bir söyleyin bize de mevzuyu ya. Şevkat, Esin'ciğim sen söyle canım bari ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Tamam, tamam. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu mevzuyu artık bir kapatmanın vakti geldi. Hah. Yani her şeyi tatlıya bağlayıp daha fazla uzamadan şu işi bitirelim değil mi? Evlilik teklifi geliyor bak. Al söyle. Seval benimle evlenir misin? Ne? Ne? Ben mi? Evet. Sen istemiyor muydun bunu? Evet de Şevkat, bunu önce bir ikimiz konuşsaydık yani böyle baş başa. Vay be.
büyük aşka bak. Seven kadın evlilik teklifini öyle bekletmez. Hemen evet diye cevap verir de yani. Biz bunun için mi ayrıldık ya Şevkat, yazık olmuş. Tamam, evlenelim. Tamam, ben öyle şaşırıp kaldım. Ondan öyle tereddüt ettim. Evlenelim, evlenelim. Peki güzel, hepiniz duydunuz. Yakında düğün var. Tüm mahallede davetli, hayırlı uğurlu olsun. Yeter artık. Gideceğim şu Seval'le konuşacağım. Ya kadın gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Ayrıca bu en son evlilik teklifi olayı da bence çok fazla oldu ya. Hayır hayır hayır. Konuşmayacaksın. Şimdi değil. Daha değil ya. Ayrıca sen bana söylemeden niye gidip konuşuyorsun? Söylemedim. Söylesen ne fark eder? Vallahi bu mevzu uzadıkça bak benim de sinir katsayım artıyor ya. Ya vallahi bir kazaya belaya sebebiyet vermekten korkuyorum. Yani bu bir nevi felaketi önceden bildirmek gibi bir şey ya. Ne yapıyorsun? Çocuk musun ya? Ver şunu. Verme. Önce sözü vereceksin. Gidip Seval'le konuşmayacaksın. Kızım bak benim asabımı bozma. Vallahi camdan atlar yine giderim ha. Ver şunu. Vermeyeceğim. Aa ama bu kadar da fazla canım. Olacak iş var, olmayacak iş var. Her şeyi anladık da. Yani bu evlenme teklifi neden? Bu işin içinde bir bit yeniği var ben söyleyeyim. Bit mit yok işte. Seval var ya. Kaçma. Onun sesi miydi bu? Ne yapıyorsun? Ya ya. Ben onu kendi düğününde bütün mahallenin gözünün önünde göndereceğim. Arkasından da tef çalacağım. Tef mi çalacağım? Ay senin fantazine tükürük. Tef çalacağım. Hakkım ama. Tef çalmak mı? O kızı hayatımızdan çıkarmak. O tabii hakkın. Kapıya çırpma açmıyorum bak. Ona göre hani rövanş bağlamında şey yapacağım kapıyı. Benim camla. Kararma. Sen hemen yukarı çık. Ben de şu kapıya bakayım hadi. Dur. Yukarı çık. Aç kapıyı. Yukarı çık. Ben de şunları şey yapayım. Açıyor. Ama bu ne? Açmıyor baba. Yapsak. Hadi. Çekilin abi. Tamam ama yavaş. Ay. Ben niye saklanıyorsun? Ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Kardeşim kapıyı öyle bir cam rövanş yaptım bir hesabı. Siz hayırdır ya? Vallahi hayır mı şer mi onu sen diyeceksin. Ata aldı kardeşim benim. Bakacağız o mevzulara hep. Tamam ya. Sonra konuşuruz bunu. Benim şimdi acil çıkmam lazım da. Açıklama yapmadan hiçbir yere gidemezsin Şevkat. Oğlum sen laftan anlamıyor musun? İşim var diyorum. Çıkmam lazım ya. Ne işi ya? Bu geçiştiriyor bizi ha. Şevkat, hiç bizi sepetlemeye kalkma. Konuşacağız. Bana bak lan. Misafirin mi var lan senin? Ha, kurnaz. Yok oğlum, ne misafiri ya? Allah Allah. Şevkat, neler oluyor oğlum? Bu olanlar hiç normal değildir. Evet, bu evin hali hiç normal değil Şevkat. Kim vardı? Gördüğüm kadarıyla mahalle halkı. Onu demiyorum. Biz buraya gelirken sesler duyduk. Ve izler çok taze, fazla uzaklaşmış olamazlar. İşlerinden bir tanesi de yaralı galiba. Periyodik kan izi dökmüş. Onları da takip edek. Hansel Gretel gibi kan dökmüşler. Yok oğlum kimse anlamıyor mu? Çok yaşa. Niye söylemiyorsun lan? Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.